iyiliğe vesile olma, hepsi Allah'tan. Yeter ki muvaffak olmasak bile iyi niyet taşırsan diyor, Cenab-ı Allah kişilere iyiliği nasip eder diyor. Mahşerde defter açılınca bir kişinin hac yok defterinde hac sevabı bulunacak diyor. Cami yaptırmamış cami sevabı bulunacak. Çeşme yaptırmamış çeşme. Hulasa-i-Tele, mektep medrese yaptırmamış defterinde bunlar hep var. Ve diyecek ki diyor, ya Rabbi bu defter yanlış mı? Bu defter benim değil, ben bu hayırları yapmadım. Kulum, sen falan kes hacca giderken içten imrendin, Allah nasip etse de ben de geçseydim. Falan kes cami yaptırırken Allah bu fırsatı verse ben de yaptırsaydım diye içten imrendin. Falan da çeşme yaptırırken falan da işte ben bunları sen sadakatla dediğin için hep defterine işledim. Yani insan muvaffak olmasa bile iyi niyet taşırsa inşallah iyi niyetli olursa ömrünü hep iyiliğiyle geçirmiş, hep iyilik yapmış gibi Allah'ın vaadi lütfu var. Hani efendinin bir divanı var. Öyle olur sen ne dersen, latifinle lütfedersen canımız cezbi getirin Allah. Latifinle lütfedersen cemalin gösterin Allah diye. Onun için Allah hep nefsimizi, neslimizi, bütün insanlığı iyi niyetli olmayı nasip etsin. İyi düşünce bir ibadettir diyor insanoğlu. Şuraya geldim, oturdum ya kalkacağım mı? Geldim ya döneceğim mi? Biriktirdim ya harcayacağım mı? Kazandım ya yiyeceğim mi? Uyudum ya uyanacağım mı? Efendim böyle düşünürse diyor 24 saat ibadet olur. Hepsini Allah'tan beklediği için diyor. Hep malı, canı, hayatı, yaşantısı, soluduğu, soluk verdiği nefes hep Allah'tan bildiği için diyor. Her nefesi ibadet sayılır diyor. İnşallah Allah o şuuru, o düşünceyi bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin de biriktirdim ya harcayacağım mı, kazandım ya yiyeceğim mi, uyudum ya uyanacağım mı, geldim ya döneceğim mi, oturdum ya kalkacağım mı böyle düşünmeye nasip etsin. Hatta öyle diyor bazı birisi, ey gafil insan, ey gafil, ölüp dinlemeyi inkar eden gafil ve cahil, hatta münafık kafir öyle diyor. Biz alıştık da bilmiyor, her gün ölüp diriliyor diyor. Uyuduk öldük, Allah uyandırmasa bizi kim uyandırır? Dirildik işte, uyandık dirildik. Ölüp dirilmeyi her gün hayatta yaşadığımız halde niye ölüp dirilmeyi inkar ediyorsunuz? Bunların hepsi Allah'tan. Evladı verende, serveti verende, sıhhati verende, iyi niyeti verende. Hani Tahir Hoca da vaazında öyle diyor da, insan melekler diyor hep akılla bürünmüştür. İyilikten başka hiçbir şey düşünmezler. Hayvanlar da hep nefsine bürünmüştür. Nefisten başka bir şey düşünmezler. Ama insanoğlunda diyor hem akıl var hem nefis var diyor. Şimdi akla uyarsa diyor, nefsine de mücadele edip yendiği için melekleri de yukarı geçer. Bütün şer'i kitaplar hep tarif eder de. Bir sefer diyor nefse uyarsa hayvan daha dereketen, hayvanın hayatından daha aşağı giderek yere düşer. Öyleyse Allah hepimizi aklımıza, imanımıza uyup yaşantıyı nasip etsin. Vücudun başına diyor akıl geçerse başvekili, yardımcısı iman olur. Hep iyiliğe sevk eder, iyilik düşündürür, iyilikten az tad aldırır, ibadetten tad. Ruhun başına nefis geçerse hayvanı bir sıfattır. Hep kötülüğü düşündürür, hep kötülüklüğe sürükler. Yanına başvekili şeytan alır, vücudu hep kötülükten kullanır diyor. Her insan vücudu bir devlet kabul edersen düşünecek diyor. Beni akıl mı idare ediyor, nefis mi? Akılına iman mı diyor, nefsine şeytan mı? İyiliklerden dadalıyorsa ruhun idarecisi akıl, başvekili iman, hep iyilikten, güzellikten, ibadetten, taattan, hayırdan, hasenetten, vaazdan, nesihattan dadalır diyor. Eğer vücudun başına nefis geçmişse yanına başvekili şeytan alır diyor. Hep kötülükten ibadete zıt olur, iyiliğe zıt, Allah'a peygambere zıt olur. Hep kötülükten dalar. Allah hepimizi bu şekilde, bu düşünceye sahip etmeyi nasip etsin. Kulunu gözet, suyu hallerini düzelt, affeyleyip eyle azalt, böyle olursa güzel ancak. Nefsini bilgıl olgul arif,
Nefsini bilemiyorsan ben sana ne diyeyim ya harif?